Nasılsınız? Bir daha sordum değil mi aynı soruyu? Evet. Sen de aynı şekilde cevapladın. Ne güzel. Ece Nur, ne yapıyorsun? Benim keyifler yerinde. İyiyim. Heyecanlı mısın? Biraz heyecanlıyım. Biraz var değil mi? Evet. Bak ben yendim heyecanımı. Sana da yardımcı olayım. Biraz muhabbet edelim. Ne olur. Yapıyorsun? Nerede okuyorsun? Adana'da okuyorum. Çukurova Üniversitesi'nde. Süper bölüm? Tıp fakültesi. Tıp fakültesi. Evet. Wow, doktor. İnşallah. Olacaksın. İnşallah. Kaçıncı sene? Dördüncü sınıf. Dördüncü sınıftasın. Evet. Ne doktor olmak istiyorsun en çok? Yani psikiyatri istiyorum. Psikiyatri. Hı-hı. Kimle geldin Ece Nur? Annemle geldim, babamla geldim ve de kuzenimle geldim. Ailece buradasınız. Evet. Harika. Neredeler kendileri? Anne, baba, kuzen. Baba ben, herhalde. Ben Samet Patoğlu, babasıyım. Hoş geldiniz. Teşekkür Samet ederim. Samet Bey. Sağ olun. Siz ne işle uğraşıyorsunuz Samet Bey? Ben emekli öğretmen. Emekli öğretmen. Evet. Harikasınız. Teşekkürler. Kızınız burada. Evet. Güveniyorsunuz. Güveniyorum. Ve yarışmadır bu. Her türlü sonuçta çıkabilir. İşte tam bir ediyorum. Ebeveyn kızının arkasında duruyor. Hiç para kazanması da önemli değil. Değil. Eşiniz de burada, anne de burada. Münevver Patoğlu. Hoş geldiniz Münevver Hanım. Hoş bulduk. Kızınız yarışıyor bugün. Evet, başarılar. Neler hissediyorsunuz? Heyecanlıyım. Heyecanlısınız siz de. Evet. Çok güzel. Bir de kuzen mi var? Kuzenle de konuşalım. Merhabalar, ben Neslihan. Neslihan nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ece'ye başarılar diliyorum. Süper. Evet, hazır mısın? Heyecanlı yendin mi? Anne evet. Baba sesini de duydun, kuzenin sesini de duydun. Hazır mısın? Hazırım. Alkışlarınızla yarışmamız başlıyor sevgili izleyenler. İlk soru gelsin bakalım. Yiyeceğini bir ucundan ağzına alıp başından sonuna doğru tek seferde kemirerek bitiren hayvan hangisidir? A. Kaplumbağa, B. Penguen, C. Ördek, D. Tavşan. D. Tavşan, son kararım. D. Tavşan, son kararım. Güzel. Güzel başladın Ece Nur. Gelsin bakalım ikinci sorun. Girdiğiniz yerde tabana yakın yerleştirilmiş bir televizyon görüyorsanız neredesiniz demektir? A. Emlakçı, B. Kırtasiye, C. Bakkal, D. Karakol. Bu soruda seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Seyirci joker hakkını. Evet. Tamam. Sevgili seyircilerimiz 10 saniyeniz var. Girdiğiniz yerde tavana yakın yerleştirilmiş bir televizyon görüyorsanız neredesiniz demektir? A. Emlakçı, B. Kırtasiye, C. Bakkal, D. Karakol. Evet, %94 aralığında C bakkal diyorlar. Hiç öyle denk gelmedin mi? Böyle bir... 11 saniyen var, sen cevapla konuşuruz yine. C bakkal, son kararım. C bakkal. Aslında şaşırtmacalı bir soruydu değil mi? Evet. Yani tavanda... Emlakçı da koyar televizyonu istese oraya. Evet, koyabilir. Yani spesifik özelliği değil bakkalların. Ama emlakçıda hiç görmedim ben öyle bir şey. Kırtasiye ne alaka? Evet. Karakolda niye orada olsun? Bakkalda hep bir ayakta çalışıyor ya ona. Böyle bakıyorlar. Doğru. Evet. Ha? Evet, ondan olabilir. Olsun ya. Nazar diyelim bu jokere. Evet. Tamam. Üçüncü soruna geçiyoruz. 1.000 lira cepte. Gelsin soru. Özellikle hangi sporu yapanların reverans yaparak izleyicileri selamlayıp teşekkür ettikleri görülür? A. Bowling, B. Güreş, C. Su topu, D. Buz pateni. D. Buz pateni, son karar. Bravo. Dördüncü soruna geldik. 2000 lira cepte. Evet. İyi gidiyorsun Ece Nur. Gelsin bakalım dördüncü soru. Müsvedde kağıdı olarak kullanılan kağıt hangisidir? A. Saman kağıdı, B. Karbon kağıdı, C. Pelür, D. Turnusol kağıdı. A. Saman kağıdı, son kararım. Bravo. Bravo. 3000'e geldin. İyi gidiyorsun Ece Nur. Teşekkür 5. soruna geçiyoruz. Gelsin bakalım 5. soru.
Dinlediğiniz müziğin türü nedir? A. Çifte telli. B. Misket. C. Zeybek. D. Horon. Misket ve misket son kararım. Misket havası, bravo. Bir arada kaldım ama... Bir arada kaldım çifte telli ile misket arasında ama... Evet, misket çok coşunca çifte telliye bağlıyor zaten. Oradan bir şey... Yani evet, hep şey karışıyorlar. 5000'e geldin. Çok iyi gidiyorsun. Bir tane hakkını kullandın. O da nazarlıktı. 7500 liralık soruna geldik. Gelsin bakalım Ece Nur'un 6. sorusu. Pencerenizin önünde petek desenli korkuluk varsa kaç kenarlı desenlerden oluşan bir korkuluğunuz var demektir? A5, B6, C7, D8. B6, son karar. Bravo Ece. Bravo ya. Gerçekten çok iyi gidiyorsun. Teşekkür ederim. Kritik soruya geldik. Evet. 15 binlik. Bir bilirsen cepte 15 bin. Gelsin İnsan. Bakalım 15 binlik sorumuz. Sinemaya da uyarlanan Charlie'nin Çikolata Fabrikası romanının yazarı kimdir? A. Tom Robbins. B. Dan Brown. C. Paul Auster. D. Roald Dahl. Bu soruda emin olamadım. Telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Telefon joker hakkını kullanacak Ece Nur. Evet. Fatma Eroğlu, Soner Eroğlu, Barış Mulla Çetin. Mulla. 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 Barış Mulla Çetin. Evet. Hangisi? Fatma Eroğlu. Fatma Eroğlu. Neden Fatma Eroğlu? Çünkü kendisi edebiyat öğretmeni. Ha, oradan. Evet. Güzel bir joker hakkı kullanmışsın. Alo. Alo Fatma Hanım, merhabalar. Merhaba. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından arıyorum. Ben Eser Yenenler, bugün konuk sunucuyum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. İyiyiz. Ece Nur'la yarışıyoruz. Evet. Sizin isminizi vermiş ve kendisi çok kritik bir soruda tıkandı. Hı hı. Şimdi size bir soru soracak. 30 saniye içinde cevaplarsanız Ece Nur güzel bir para kazanacak. İnşallah. İnşallah. Evet, söz Ece Nur'da. Buyurun. Charlie'nin Çikolata Fabrikası romanının yazarı kimdir? A. Tom Robbins. Charlie'nin Çikolata Fabrikası. Evet. A. Tom Robbins. C. Paul Auster. D. Roald Dahl. Süre azalıyor. Bir daha süre bitmek üzere. Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nın yazarı kimdir? Süre bitmek üzere. Yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Yarı yarıya? Evet. Tamam. Oh. Tom Robbins ve Roald Dahl kaldı. Evet. Tom Robbins demek istiyorum. A. Tom Robbins. Son kararım. Yüzünü öyle bir buruşturdun ki doğru çıkması mümkün değildi yani. Gerçekten Ece Nur. 1000 lira da iyi para. Evet. Mutlu musun? Mutlu ol ya. Mutluyum. Valla. Buraya gelmek de çok güzel. Alkışlar Ece Nur'a gelsin. Bizden tam 1000 lira kazandın. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi günlerde harca. Çok memnun oldum. Alkışlar Ece Nur'a gelsin.